korkulan oldu. Türkiye dün gece Ankara'dan gelen haberle sarsıldı. Domuz gribinden ilk ölüm gerçekleşti. Hastane temizlik işçisi Mustafa Güneş hayatını kaybetti. Olarak mı? Ölüm raporu domuz gribi diye verildi. Türkiye günlerdir domuz gribiyle yatıp domuz gribiyle kalkıyor, tartışmalar yaşanıyor, hatta aşı kavgaları yapılıyor çok sık. Ancak domuz gribinin hiç şakası yok. İşte Türkiye'nin ilk domuz gribi kurbanı Mustafa Güneş bugün 29 yaşında gencecik yaşta toprağa verildi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Güneş evli ve bir çocuk babasıydı. Yüksek ateş ve zatürre teşhisiyle 3 gündür çalıştığı hastanede yatıyordu. Hastane uyuyor. Uyuyor hastane. Buna biz zatürre dediler buna. Ancak durumu giderek ağırlaştı. Solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanedeki adama sahip çıkamıyorlar ki, dışarıdaki adamlara nasıl sahip çıkacak? Mustafa Güneş'in H1N1 virüsü taşıdığı ölümünden sonra yapılan testlerde ortaya çıktı. Haber duyulunca hastanede domuz gribi paniği yaşandı. Hastane yönetimi virüse karşı maskeli önlem aldı. Çekin çekin, rezilliği çekin, bak domuz gribi varmış. Acılı aile ilk haberi haber kanallarının gece yayınlarından aldı. Domuz gribi olduğunu da yine o haberlerden öğrendi. Söyle dayan, önlem alalım. Haberi alır almaz hastaneye koştular, virüsün önceden tespit edilememesine tepki gösterdiler. 2 saat biz yoğun bakımın önünde 3 saat bekledik ölünceye kadar. Adam öldü, belki de yine haber vermiyorlar. İmal olduğunu ben %100 yani kesinlikle düşünüyorum. Çünkü 3 gün olmuş bir teşhis, yani bir kandan ne bileyim bir şey idraldan çıkmaz mı? Peki Hüseyin Bey, mahkemeye verecek misiniz? Mahkemeye kesinlikle vereceğiz. Ya bu işin hastaneye vereceğiz yani bu. Bunu peşini bırakmayacağız ya. Mustafa Güneş'in cenazesi bu sabah doğduğu köye, Kalecik Satılar Köyü'ne getirildi. Ama getirilişinde de, toprağa verilişinde de olağanüstü bir önlem yoktu. Morga kadar gittim, elimle koydum. Bana yaklaşma demesi lazım, ilaç atmaları lazım, maske vermeleri lazım. Burada cenazede de bir önlem yoktu. Cenazede de yoktu. Yani oradan cenaze omuzlarda taşındı. Aile oğullarının yüzünü son kez görmek istedi ama her ihtimal düşünülerek tedbiren kefenin açılmasına izin verilmedi. Ortada büyük bir ihtimal var, ihmal var yani. En azından bunu bir söyleselerdi.